Evet kazanım 9 ile devam ediyoruz. Şimdi C, A, B noktada doğrusal ve CB 3 tane AC ise yani AC'ye K dersem şurası CB 3K. CB'nin tamamı 3K. O zaman burası K iken yani şuraya 2K kalır. Neden? CB'nin tamamı 3K olarak belli. Yani aslında burada C noktası AB'yi dıştan bölüyor. Bu şekilde söylemiş. Şimdi C noktasının koordinatları. Şimdi burada şöyle yapalım. C A'nın solunda B'den A'ya doğru hareket edelim. Şimdi B'den A'ya 2K var. 2K'de ne olmuş? Apsis 3'ten eksi 1'e 4 azalmış. 2K'de 4 azalmışsa K'de 2 azalacak. Yani şuradan itibaren ne olacak? Şuraya k birim var ya 2 azalacak. O zaman X dediğim eksi 1'den 2 azalttığım zaman eksi 1 eksi 2'den eksi 3 oldu. Tamam. X'e eksi 3 olan zaten şunlar gitti. Y'si ne olmuş? Bak y eksi 3'ten 1'e 2k'de ordinat yani eksi 3'ten 1'e 4 artmış k'de 2 artacak. O zaman apsisim a'da 1. k birimde c'ye kadar 2 artacak. y eşittir 1 artı 2'den 3 oldu. O zaman burası c noktası dediğim eksi 3'e 3 oldu. X'i eksi 3 y'si 3 cevabım e seçeneği oldu. Geçtim ikinci soruya. Analitik düzlemde, düzlemde AB noktaları var. AB noktaları ile doğrusal CA bölü CB 2 bölü 3 ve C eleman değil AB. Şimdi burada C eleman değil AB demek AB'yi dıştan bölüyor demek. Şimdi şöyle bir toparlamaya çalışayım. Şöyle bir doğru çizdim kendime. A noktası var, B noktası var bir de C noktası var. Şimdi önemli olan bu. C noktası AB'nin elemanı değil ama A'nın sağında mı B'nin sağında mı? Yani A'ya mı yakın B'ye mi yakın gibi düşünebilirim. Şimdi CA bölü CB neymiş? 2 bölü 3. Yani A'ya daha yakın. O zaman örneğin şurada bir A noktası aldım. A işte 3 virgül eksi 4 olsun. İşte şurası B noktası olsun. Eksi 7 virgül 8 olsun. Şimdi A'ya daha yakın ve AB'nin elemanı değil demek ki A'nın solunda olacak. A'yı bu tarafa yazdığım için. A'yı sağ tarafa yazsaydım sağında olacaktı. Şimdi C noktası A virgül B olsun. Şu C noktası A virgül B olsun. E bana verdiği oran ne? Bana verdiği oran CA bölü CB 2 bölü 3. Yani CA'ya 2K dersem CB 3K buraya 2K kalacak. Tabi ben biraz dengesiz çizdim. Yani şu A ile C arasındaki uzaklık A ile B giden daha büyük. Ben biraz dengesiz çizdim. Önemli del K ve 2K bunları söyledim. Şimdi şuna bakalım. Benden C noktasının koordinatlarını istiyor. Şimdi eksi 7'den 3'e B'den A'ya sola doğru gidiyorum. Eksi 7'den 3'e K birim var uzaklık. K birimde ne olmuş? Eksi 7'den 3'e e, 10 artmış. Artı 10 olmuş. K'de 10 artmışsa 2 K'de 20 artacak. Yani burada A dediğim 3'ten sonra 2 K birim var. Sola doğru artış olduğu için A dediğim 3 artı 20'den 23. Apsis 23 olacak. Zaten şunlar gitti direkt. Absis 23 olan C ve E var. Tamam. Şimdi e, ordinata bakıyorum. 8'den eksi 4'e 12 azalmış. K de 8'den eksi 4'e 12 azalmışsa 2 k de 24 azalacak. Yani B dediğim eksi 4'ten 24 azaltacağım. Eksi 4 eksi 24 eksi 28 olacak. O zaman C noktası A virgül B'ydi. 23 virgül eksi 28. B'ye de eksi 28 buldum. Cevabım C oldu. Geçtim üçüncü soruyu. Analitik düzlemde K ve L noktalarıyla oluşan KL doğru parçasını M noktası 3KM eşittir. 2LM olacak şekilde dıştan bölüyor. Şimdi bak yine dıştan bölüyor demek K ve L arasında olmayacak bu nokta. Şöyle parazi bir çizdim yine. Şöyle. Şurası K noktası olsun. K noktası eksi 4 virgül 7. Doğru mu? Hatta dur şöyle yapalım. Şekli düzgün çizeyim de. Şu oranı da kullanalım. Şimdi 3 km 2 lm. Yani M noktası km 2 k iken lm 3 k. Bu şu demek m'ye daha yakın nokta demek. E, K'ye daha yakın. O zaman şöyle yapacağım. Şimdi şurada bir K noktası. K'yi ortada alayım. Eksi 4'e 7. L noktası. Da olsun. 5'e eksi 3. Şimdi burada km 2k lm 3k yani m noktası k'ye daha yakın ve dıştan bölen olduğu için arada olamıyor. Dıştan bölen olduğu için m noktası burada bir yerde olacak. m noktası a virgül b olsun. Şimdi burada oranımı yazıyorum şimdi. 2k'ye 3k yani km'ye 2k derken lm lm 3k buraya k kaldı. Tabi burada yine ben biraz orantısız çizdim. 2K olan kısım daha büyük olması lazım. Şimdi M noktasının koordinatları toplamı. Hemen bakıyorum. Şimdi L'den K'ye. L'den K'ye. K birim var. Uzaklık olarak. K'de absis ne olmuş? Bak 5'ten eksi 4'e. 9 azalmış. Doğru mu? 5'ten eksi 4'e azalmış. 9 azalmış. K'de 9 azalmışsa 2K'de 18 azalacak. Absis yani A dediğim Eksi 4'ten 18 azaltacağım. Eksi 22 olacak. Tamam mı? Şimdi burada A'yı buldum. Geç, geçiyorum e, ordinata. Eksi 3'ten 7'ye. 10 artmış. K'de 10 artmış ordinat. Bak. Eksi 3'ten 7'ye çıkmış. O zaman 2K'de 20 artacak. Artı 20 olacak. E, artı 220 değil. Neden öyle yazdıysam. Artı 20 olacak. Şimdi burada kaç? 7. B eşittir diyeceğim o zaman. 20 artacak ne oldu? 27 oldu. Yani M noktası A'yı kaç buldum? Eksi 22 buldum. Tabi şurayı düzgün yazayım. Bak yine kötü yazmışım çok. A eksi 22. B'si de 27. M noktasının koordinatları toplamı. Eksi 22 ile 27'yi topla diyor. 5 yapar. Cevabım B oldu. Geçtim dördüncü soruya. Analitik düzende P ve Q noktalarının oluşturduğu doğru parçasını R noktası dıştan bölüyor. 2 bölü 5 oranında. Şimdi o zaman yine ne yapacağım? Hemen bir tane doğru parçası çizeceğim. Şimdi burada PR 2 iken QR 5'miş. Yani şöyle olacak. P, R noktası P'ye daha yakın. P şurada bir yerde olsun. Şurası P olsun. P noktası eksi 1'e 3. R noktası burada bir yerde olsun. Peki, Q noktası özür dilerim. Q noktası 4'e eksi 1. Şimdi R dıştan bölüyor. Yani P ile Q arasında olmayacak. Peki hangisine daha yakın? Bak PR bölü Q R 2 bölü 5. Yani P'ye daha yakın ve dıştan bölüyorsa P'nin solunda olacak. Şurada bir yerde olacak R. R eşittir A virgül B diyelim. Şimdi PR 2K iken Q R R'den Q'ya 5K oluyor. Yani şuraya 3K kalacak Tamamı 5K çünkü. Şuranın tamam 5K olması lazım. küre Araya P, ye, ye 3K kaldı. Şimdi bak P ile Q arasında absis için konuşuyorum. 3K'de ne olmuş absis? Q'dan P'ye şimdi bak 4'ten eksi 1'e 5 azalmış. 3K'de 5 azalmışsa K'de 5 bölü 3 azalır. Eksi 5 bölü 3 olacak. Ama P'den R'ye 2K var. O zaman 2K'de 2 ile çarpacağım. Eksi 10 bölü 3 azalacak. O zaman A dediğim Apsis P'de kaç? Eksi 1. Sonra eksi 1'den sonra 2K birim gidiyorum. Yani eksi 10 bölü 3 azalacak. Ne olacak e, paylaşıtlayınca? Eksi 3, eksi 10, eksi 13 bölü 3 olacak. Bana zaten neyi soruyor bak. R noktasının apsisini yani A'yı soruyor. Eksi 13 bölü 3 buldum cevabım A seçeneği oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>